Metroya geçiyoruz. Evet, değil mi? Şöyle bir manzaraya bakıyorsunuz ve her şey bitiyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir yemek ikram edin. Ve saygıdeğer konuklarımız. Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi efendim açılış konuş. Saygıdeğer Bakanım, İstanbul Sanayi Odası'na çok değerli ve saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şeref verdiniz. Bilek Sanayi önemli ve çok değerli. Değerli katılımlarınız için tek tek teşekkürlerimi bir kez daha sunmak isterim. Efendim, toplantıya gelmeden önce sayın... Tabii bugün özellikle günümüz dünyasının en büyük sorunlarından olan çarpık üretim anlayışını yerine almasını arzu ettiğimiz sürdürülebilir üretim modelini tartışmak için birlikteyiz. Dünya her alanda hızla büyümekte, büyürken de aslında kaynaklarını çok hızla tüketmekte. Özellikle sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan makineleşme, yeni üretim teknikleri, teknolojik gelişme gibi olgular insanlığın refahını artırdı ve hayatını kolaylaştırdı. Bunlar tabiat sınavı gerçekler. Ancak doğa toplumları sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir kaynak olarak görüldüğünden çevreye verilen tahribat hızla arttı ve artmayarak devam etti. Kişisel ısrarla ve daha çok kazanma arzusuyla sorumsuzca doğaya zarar veren ve insanların unuttuğu bir gerçek var. Yaşadığı dünyaya sahip. Yaşam alanlarımıza yaptığımız bu müdahalelerin sonucu olarak günümüzde iklim değişikliği, küresel ısınma, buzulların erimesi, kuraklık, seller, hava kirliliği, erozyon ve deprem gibi pek çok afetin yaşandığı dengesi bozulmuş bir dünyayla baş başa olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Aslında her birimizin çok iyi bildiği ama belki sıklıkla vurgulamamız gereken bir gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu dünya bize atalarımızdan miras değil, gelecek kuşakların üzerimizdeki emanetidir. Tüm tavır ve davranışlarımızın bu yalın gerçekliğe saygılı ve bu gerçeklik etrafında şekillenmesinin önemini özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. İhtiyaçlarımızı gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden temin eden bir kalkınma modelini geliştirmek zorunluluğumuz var. Doğal kaynaklarımız sınırsız değil. Günümüzde bu kaynaklar için savaşların yaşandığı hepimiz şahit olduk. Özellikle bölgemizdeki yaşanan son gelişmeleri, enerji politikalarıyla ne kadar yakınla ilgili olduğunu zannediyorum. Burada çok fazla vurgulamamızı gerekli yok. İleride doğal kaynaklar için bir dünya savaşı çıkma ihtimalini düşünce kuruluşları sıklıkla gündeme getiriyor. Bu nedenle doğal kaynakları verimli kullanan çevre usulü üretim yaklaşımına geçmemiz gerekiyor. Yakın zamana kadar hepimizin şöyle bir düşüncesi var. Ne pahasına olursa olsun üretim. Daha sonra çevre verimlilik konusuna odaklanarak üretimi artırırken kaynak kullanımı ve çevre kirliliğini azaltmanın mümkün olabileceğini aslında hepimiz gördük. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkemiz için enerji talebinin gelecekte de benzer oranlarda artacağını öngörüyoruz. Bununla beraber ne yazık ki ülkemiz enerji, zengin enerji kaynaklarına sahip değil. Enerji kaynağı olarak kullandığımız petrol ve doğalgaz gibi kaynakların büyük bir bölümünü ithal ediyoruz. Bu ithalat sonucu yurt dışına ödediğimiz döviz ise toplam ithalatımızın yaklaşık 1/4'üne denk geliyor. Bu soruna mutlaka ama mutlaka bir çözüm bulmak zorundayız. Sürdürülebilir üretimle kazanım sağlanacak alanlardan bir tanesi de enerji üretimi alanı. Değerli katılımcılar, geçen ay Sayın Başbakanımızın açıkladığı 9 maddelik bir eylem planını biliyorsunuz. Bu eylemlerden yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi programı kapsamında enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için güneş, rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji miktarını artırmak bulunuyor. Ülkemizde üretilen elektriğin yaklaşık yarısı sanayi tesislerinde kullanılıyor. Burada
büyük bir tasarruf potansiyeli var. Bu alana odaklanmamız gerekiyor. Bu nedenle sanayide motor envanterinin çıkarılması, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, motor test laboratuvarlarının kurulması gibi çalışmaları başlattık. Sanayi tüketilen elektriğin %70'ten fazlasını maalesef düşük ve indirim verimli elektrik motorları oluşturuyor. Bakanlık olarak bunların yüksek verimli motorlarla değiştirilmesi için çalışmaları yürütüyoruz. Yaptığımız hesaplara göre 15 milyon adet az verimli elektrik motorunu daha verimli olanlarla değiştirirsek yılda 8 milyar Türk lirası tasarruf sağlıyoruz. Ve ilginç olan bu yaptığımız yatırım 1,5 yılda kendini amortize ediyor. Sizin de gördüğünüz gibi bu süre birçok projenin geri dönüş hızına göre çok daha iyi bir süre. Bu açıdan özellikle organize sanayi bölgelerinin enerji yönetim birimlerinin kapasitelerini güçlendireceğiz. KOSGEB tarafından KOBİ'lerinde sunulan destek programlarını geliştiriyoruz, geliştireceğiz ve daha da yaygınlaştıracağız. En değerli belgelerden biridir bu. Gerçekten çevreye yönelik bir belge. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sizin efendim. Ben sahneye dair bir masada çok fotoğraf çekiyorum. Erdoğan Bey'le özellikle. Hocam.